Merhaba canlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Tarsus'ta yeryüzü pazarı var. Arada açılıyor. Geçen şey yapmıştık, kaçırmıştık. Şimdi sizler için çekeceğim burayı. Gerçekten çok güzel şeyler var. Şimdi hep birlikte gezelim, görelim bakalım. Burası dünyada 70 tane, Türkiye'de 4 tane var. Ve bunlardan biri de Tarsus'ta. Sadece Türkiye'de 4 tane varmış, biliyor musun? Evet. Yeryüzü pazarı. Aynen. İşte ben de ilk defa geldim. İngilizcesi slow food, yani yavaş pazar. Yavaş anlamına geliyor. Kaçırmıştım. Çok güzel. Hadi biraz gezelim Hadi mi? Hadi bakalım, gidelim şimdi. Hadi, nereden gidelim? Nereden? Bu tatlan diyor annesi. Hadi bu tatlan. Şöyle tezgahları gezelim bakalım neler varmış. Burada Tarsus'a ait mamül. Şöyle üstüne Hindistan pudra şekeri yapıyorlar. İçinde ceviz ya da şey var. Cevizli de var, hurmalı da var. Evet. Hangisini de vereyim? Cevizli, hurmalı. Cevizli. Bir tane de hurmalı vereyim. Birini hurmalı vereyim. Evet. Şöyle, gel böyle. Tamam. Pudra şekerini çekebilirsin. Ali Aras bunu çok seviyor. Şöyle yapılıyor. Üstüne de pudra şekeri. $20. Burada. Evet. Şimdi de şöyle tatlıcıya geldik. Kolay gelsin abla. Evet, karakuş tatlısı. Karakuş tatlısı şöyle hazırlanıyor. Şöyle. Kolay gelsin. Burada da ahşap kaşıklar, kupalar. Şuna baksana. Ay çok güzel. El işleri çantalar. Yani ne ararsanız aslında var. Ama gerçekten çok güzel. 15 güne bir pazar günü oluyormuş. İnşallah bir dakika 15 güne pazar günü yine gelmek nasip olur. Ben çekmeye tekrardan devam ediyorum sizler için. Şöyle çekeyim. Sandıklar, kutular. Bak hemen ilgimi tepsi çekti. Gördünüz mü? Ama çok güzel. Evet. Tahta kaşıklar. Hepsi el yapımı. Bu böyle çaydanlık altına. Sunum için 100 TL'miş bak. Çok güzel. Burası 15 güne bir pazar günleri geliyormuş. Yani ayda 2 defa pazar günleri açılıyor. Ali Aras, biraz sıcak değil mi? Bay bay yap. Bay bay, hadi gel geçelim mi? Burada el işi. Dokumalı benim Instagram'dan takip edenler bilir, mutfağı seriyorum yazın. Burada da işte unlar, kokular, lavanta, nergis. Onlar var. Şöyle tekrardan gezelim. Uzun uzun bir vlog olacak. Değişik bir vlog. Burada şöyle göstereyim.
İçeri giriyorsun, soldan bir kapı var. Buraya demiyorsun. Tarsus'un bandırması. Şöyle içinde ceviz var. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Bulduk. Siz bizi çekiyorsunuz, biz de sizi çekmek olur mu? Yok, bir şey olmaz. Şöyle göstereyim. Bu şöyle cevizi ipe sarıyorlar. Eşim orada. Efendim, bu yayla bandırması. İçerisinde ceviz var. Üzüm sucuğu diyoruz biz ona. Kayısı pestilimiz, cevizli pestilimiz, üzüm pestilimiz. Bu tür ürünlerimiz var efendim. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. İşte böyle. Şimdi tekrardan gezeceğim. Burada Tarsus'un humusu var. Şimdi humus yapımı da göstereceğim. Hemen yapayım. Şöyle alayım. Şöyle. İşte bu humus. Nohutla yapılıyor. Tahin var içinde. Eşiniz nerede? Burası içli köfte, yüzük çorba, erişteleri olan bir tezgah. Daha detaylı çekeceğim zaten. Yine bir mamül tezgahımız var. Evet. Tarsus'un olmazsa olmazları. Yeni doğum yapmış bayanlara, mesela çocuk görmeye gelenlere kaynar yapılır. Şöyle göstereyim. Üstünde bol cevizli, sıcak bir içim. Kışın daha çok tercih edilir. Nezle, grip gibi olduğunuzda kaynar içebilirsiniz. Yani yeni doğum yapmışlar da genellikle Tarsus'ta kaynar verilir. Şöyle abi atıyor bakın. Bir fincana. Büyük bir fincan tabii bu. Kahve fincanı değil, çay fincanı. Kaynar var. Kolay gelsin. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Hemen yan tezgaha geçiyorum. Burada da ballar var. Şalgam. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet. Kocamı nerede yakaladım? Çaycıda. Kolay gelsin. Bak. Ben vlog çekerken kayboldu bir ara. Çaycı. Çay. Aleras merhaba. Güzel mi? Yani pazar böyle küçük. Ya değişik şeyler olan. Ama bir pazar aktivitesi için çok güzel bir şey. Size göstermek istedim. Bizim için de değişiklik oldu. Çayından tut. Şalgamına hayır. Teşekkür ederim. Çay içme. Yok. Şalgama tut. Humusuna. Humusundan tut. Yani mamuline kadar her şeyi var. Türk kahvesi de varmış ama bardak var. Tarsusi. Şimdi Tarsusi ne diye soruyor. Pazarın genel görüşün böyle küçük ama her şey var. Güzel bir pazar günü geçirdik. Şöyle tekrardan göstereyim. Şöyle oturduk biz de kölgeye. Ağaçların altına. Tarsus'ta çok gezilecek, görülecek yerler var. İnşallah en kısa zamanda hepsini bir pazar günü böyle cumartesi pazar gösterebildiğimiz kadar göstereceğiz. Uykun mu geldi Aleras? Uyumadı mı? Uyumadı. Ne tarafı? Ne tarafa yiyeceksin? Ama o ahşap kupalar arasında gitti. Kupa bardaklar mı? Çok güzel. Şurada.
güzel şeyler var ya. Yani dekorasyon için mesela kupalar güzel yani. İşte burası dünyada 70. Türkiye'de 4. sıradaymış. Sadece Türkiye'de 4 tane var. Aa. Evet. Bak bunu görmedim. Bu neymiş? Ha şeyle hesabı ki. Şeyciğim tarihi, karşı tarihi güzel ki size. Yani evet. Cumartesi pazar çekmeye çalışacağız. Hadi Kubat Paşa'nın adresi sizinle. Böyle bir oyun patron çıktı dedik, denizleri uğrayalım. Burada tam adresi var. Hemen pazarın yanında. Burası da Kubat Paşa Medresesi. Karanlık değil mi? Gözükmez. Gözüküyor mu? Evet. Gözüküyor, evet. Burada tüfekler, geliyorum anneciğim, tüfekler, kılıçlar. Efendim anneciğim? Efendim babacığım? Gezecek misin? Kılıç, kılıçtır annesi. Burası makineler varmış. Yani o zamanların fotoğraf makineleri. Tarsu saat tırası. Tarsu saat tırası. Efendim anneciğim. Burası da Tarsu Kleopatra kapısı. Sadece şu var yani bu şey. Tarihte bundan daha fazlaymış. Sadece burası kalmış. Evet, 40 kaşık. Böyle değil. 40 kaşık. Oraya da ilerleyemez. Bana güzel bir video çekelim. Çadır var mı var mı bunu bilmiyorum. Burada sırf patrik eserleri varmış burada. Küpler var. Eski zamandan kalan küpler var. Efendim hayatım. Tarsus'un her tarafı tarih arkadaşlar. Tarsus demek tarih demek. Haksız mıyım? Tarsus demek tarih demek diyorum. Ev eşyaları, eskiden olan ev eşyaları var. Radyo, eski ütü, sandalye, sese baksana. Kömür ütü, radyo, kahve ütüsü, ayna. Orası neymiş? Aslanmış o da. Yani hep taş bina. Taş bina Tarsus'ta daha çok. Şurası da ev yaşam. Oraya gidiyoruz. Yaşanmış. Efendim babacığım. Çekiyorum, evet babacığım. Evet babacığım, bak. Burada da eski işte gelenek gereklerimiz. Havuz teknesi, ıklama. Evet, gezeceğim babacığım. Senin diyorlarmış, senin ayakları. Aynı şekilde yaşamaya devam ediyor. Ha. Gelenek ve geleneklerimiz. Gül. Efendim babacığım. Gezmek mi istiyorsun? Ali hadi gezeyim. Araba var. Arabanla giremezsin. Burası yüksek ya. Yok hayır, dışarıda gezelim diyor. Ha gezeceğim. Dışarı çıkmak istiyor annesi. Ben de işte benim olduğu yer. Oraya da bir göster. Ali dışarıyı çok sevdi. Evet. Efendim. Tamam. Burası biraz karanlık düşüyor. Ha. Demir, evet, demir işleme. Burada gümüş kökü kaşığı, kazma ucu, at dalı yapılan yerler. Demir ocağı var. Madem ve teknoloji yani. Şöyle devam ediyorum. Eski hava kiri. Burası yöresel kıyafetlerinin olduğu yer. Birazcık karanlık düşüyor. Kaftan, sandık.
Burası ulaşım. Hemen bakayım içeride ne var. Tabii ki eski zamandan at arabası. İçerisi biraz karanlık, aydınlatma var ama karanlık düşüyor. Şöyle göstereyim. Buradan çıkıyoruz. Gel babacığım bu tarafa. Bayağı bir kalabalık. Burası pazar günü olduğu için burada da tarım aletlerinin olduğu yerler. Gözler, elektrik diyorlar, saban, burgu, balta ucu, oyma. Hepsini okumaya çalışıyorum size. Ve çok, bazı odalar o kadar kalabalık ki. Alaras, merhaba. Şu an klimalar elliyor Alaras. Merhaba Alaras. Şöyle eskiden pencere önleri taş olup kalınmış. Ne güzel değil mi? Oturursun mesela. Serin ve soğuklu nasıl çıkıyor? Evet. Kışın sıcak, yazın serin ve soğuk oluyor. Evet. Soğuk mu? Soğuk, evet. Evet anneciğim, değdirebilirsin elini. Ben yine sizi gezdirmeye devam ediyorum. Yine tarımın olduğu bir oda. Şöyle hemen size göstereyim. Evet. Bu da Alaras'ımız. Birazcık çok konuşuyor bu sıralar. Klimaları çok sevdim. Her yerde klima var. Birazcık bugün sıcak ama hava. Bir de kalabalık her yer. Haydi bakalım. Dışarı mı çıkıyoruz? Yok, terzi daha var. Orta yeri de göster. Efendim. Ellim mi? Ay. Evet. Evet anneciğim. Burası kapalı. Şimdi şuraya gidelim. Burası dokuma. Hemen. Halı dokuma. Pamuk. Kırklık. İp halkası gibi. Eskiden olan. Ay çok güzeldim ya. Ben bayılıyorum böyle Türkiye'nin her yerinde olup da böyle hani gezilecek yerleri, böyle yerleri, eski şey yerleri çok hoşuma gidiyor gezmesi. Yine burada halı dokuyan kadın. Halilerin sesine bak. Evet. Şimdi Tarsus Tarihi diye bir yer, camlı bölme. Aman den. Ay ben de böyle camlı yerden geçtim mi? Çok kötü alıyorum. Ha, burada fazla bir şey yokmuş. Tarsus'u anlatan, Tarsus içinde, tarih içinde, jeolojik devirler, Tunç Çağı, Roma, Türkiye gibi yerleri yazan şeyler var. Odalarımız bitti. Şimdi şu karşıdaki cama kendi olan şeyleri göstereceğim. Neler varmış? Peşkir, çingir. Şöyle. Beni de görüyorsunuz zaten. Şurada bir gaz lambası var. Tarsus üzümü var. Şöyle Tarsus'umu yakından göstereyim size. Deve günü ceketiymiş bu. Fazla
gözükmüyor ama şöyle göstermeye çalışacağım size. Şurada şaman elbisesi yazıyor. Altında çarık. Yine geldik buraya. Kolye uçu. Nazarlık elbise. Kemer. Kemer süsü, tepelik, sandık, ayna, yelek, çanta. Çaba kendi olduğu için fazla gözükmüyor, kaftan var. Burada da dibek, su kabağı, şu yayık, kilim. Hepsini vallahi göstermeye çalışıyorum. Dibek, hamzan diyor, yağ kabıymış şu. Ama bu dibekleri ilk defa gördüm. Evet, burası da böyle işte. Sizlerle gezdik. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Nasıl, beğendin mi? Aa, çok güzel. Ama çok sıcak. Baksana iyicene kalabalık. Her şey var yani. Bütün tarih yan yana. Bir tarafta Kubat Paşa Medresesi, bir tarafta Peygamber Efendimiz'in kabri. Diğer tarafta tarihler, her şey var. Güzel bir pazar oldu. Mesela güzel bir yere kurmuşlar. Hani bir pazar değerlendirmek için önce şeye girebilirler mesela. Dalyan Peygamber'in kabrine girebilirler. Yandan Kubat Paşa. Kubat Paşa. Burası da şey. Orada çayını da içip son pazarını bitirebilirler. Bizim için güzel oldu mesela. Değişik oldu. Baksana. Hep şeyler kokuyor böyle. Orada hani... Bak, kaynar da var. Kaynar var. Kaynarı da çektim. Hepsini izleyecekler zaten. Şalgamından, kaynarına, çayından, tatlısına. Aç gelen her şeyi yiyebilir. Tarsus'un güzelliklerini gösterdik. Göstermeye de devam edeceğiz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, bol bol yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakınız. Evet, gidiyoruz. Bay bay yapar mısın? Bay bay. Bay bay. Nereye gidiyoruz Ali Aras? Yine mi gezeceksin? Ali Aras hala gezme derdinde. Bugün pazar çocuğum, ne yapsın? Nereye gidelim? Bu buradan çıkmasını çok seviyorum. Yukarıdan, aşağıdan yukarı ya. Ama güzel bir yer, gerçekten güzel bir şey oluyor. Güzel canım, tarzımız güzel. Tarihiyle, kültürüyle. Ali Aras, bugünlük bu kadar. Bugün artık eve gitme vakti. Akşam oldu. Evet. Ne var orada? Bayrak. Bayraklarımız var. Baba. Efendim? Yukarıdan aşağıda yukarıda çıkarmak zor be. Zor olur. Ay. Evet, çıktık. İşte bitti. Buralar dediğimiz gibi tarih kokan yerler. Burası eski bir yerleşim olduğu için. Şurada da Ulu Cami var. İşte o yan tarafında 40 kaşık. Evet. Medresene var, inşallah oraya daha sonraki zaten videoda. Daha sonra hepsini tek tek size çekmeye çalışacağız. Ali başka bir şey gördü annesi. Şu an bir şey gösteriyor. Ha. Oo, ama indik ya anneciğim o şeyden şuradan. Aşağı mı inmek istiyorsun? Aşağı inmek istiyorum. Baba. Nereye gideceksin sen? Nereye gitmek istiyorsun? Oradan mı ineceksin aşağı? Baba, anneni. He, oraya inelim. Anne.